açacağız ama biz gençlerin önünde açacağız. Böyle bir niyetimiz var. Bu konuda sizden destek istiyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben tanışalım. Bağımsız Türkiye Partisi. Hüseyin Baş Bey'in selamını getirdim. İyisiniz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sanki böyle şey bile sizi kabul etmedi. Ben sinir oldum ya. Altılamasın. Onların sorunu. Bizim problemimiz yok. Temiz parayı İtalya'da aramayacak. Aynen. Amerika'dan aramayacak. Amerikan uşağı olmayacak. İsminiz neydi? İsmail. Bizim sene gibi insanlara ihtiyacımız var. Teşekkür ederim efendim. Yani biz şimdi azıcık düşünebilir miyiz? Ama tekrar diyorum. Şey bu. Yani ara ara konuşmalarını, gazetelerden şeyler takip ettim. Sosyal medyada çok yaygın. Yani 1 milyon, 10 milyon kadar izleyen şeyler var. Farklı, geniş olması, seçimli yerden çok uçtu. Yani bugün şu afaki şeyleri söylemiyoruz. Az önce bahsettim. Ekonomik olarak karşılığı var mı? Var. Siyasi olarak karşılığı var mı? Var. İç bünyede var. Bu ülkede hidrojen dedi ki ben bir koluma kesiniz Türkan, diğer kesin Türkan'a karşı. Dileyicimizi teşhisatımızı ziyaret etmek, esnafla tanışmak, siz bizi de basının süperi olan yerlere gelmek, ülkenin meselelerini sizinle konuşmak için biz buradayız ve gerçekten çok güzel ağırlandık, çok güzel insanlarla bir araya siyasi olarak Bağımsız Türkiye Partisi 21 yıllık bir partidir. Türk siyasetindeki siyasi aktörlerimizin dilinin birbirini ötekileştiren bir gerilim dili üretiyorlar. Bu gerilimden Türkiye yoruldu. Birbirini aşağılayan, ötekileştiren bu dilden Türkiye'nin kurtulması lazım. Türkiye'nin çözüme ihtiyacı var. Bugün Türkiye'nin en temel problemi nedir diye bize sorarsanız, Bağımsız Türkiye Partisi olarak, tabii başta eğitimdir ama o eğitimin de temeli ekonomidir. Bugün Türkiye çok zengin bir ülkede yaşıyoruz. Yani bizim yeraltı kaynaklarımız dünyanın en zengin yeraltı kaynaklarına sahibiz. İki tane örnek vereyim. Toryum, bor, uranyum, dünya rezervinin %70 küsürü Türkiye'dedir. Bizim altınımız var, bakırımız var, çinkomuz var, borumuz var, toryumumuz var, petrolümüz var, uranyumumuz var, doğalgazımız var. Bu kadar zenginlik içerisinde aslında bizim vatandaşımız zengin olması lazım. Onun için bu kaynaklar artı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet'in kazanımı olan en karlı, en stratejik, en fazla iş çalıştıran şirketlerimiz maalesef babalar gibi sattılar. Şu anda elimizden çıkardığımız şirketler hangisi zarar yapıyor? Biz Genel Başkanımız Hüseyin Baş'la 31 yaşında bizim seçmiş olduğumuz Genel Başkan bu dili değiştirmeye geliyoruz. Ötekileştirmek yok, gerilim dili yok, çözüme odaklı olmak gerekiyor. Şimdi iktidar muhalefet ne derse onu yanlış olarak yorumluyor. Muhalefet de iktidar ne yaparsa o da doğru değildir diye yorumluyor. Bundan da kurtulmamız gerekiyor bizim. İkinci bir Türkiye yok. Biz Türkiye'yi bir yere taşıyacaksak biz muhalefet iktidarıyla beraber ülkenin geleceğine yatırım yapmamız lazım. Derdimiz, dilimiz, uğraşımız, projemiz, her şeyimiz ülkemizin geleceği için olması lazım. Genel Başkanlar şöyle bir devrim niteliğinde şeyler yaptı. Onu ifade edeyim. İlk defa burada söyleyeceğim onu. Biz 40 toplam milletvekili sayısının %80'ini 40 yaşı altında olacak milletvekili. Bizim milletvekillerimizin %80'i 40 yaşı altında olacak. Bu bir. İki, listelerimiz fermuar listeler. Ne demek fermuar liste? Bir kadın, bir erkek. Bir kadın, bir erkek. Yani parlamentoda yarısı erkek, yarısı kadın. Bizim kadınımız evde harikalar yapıyor. Değil mi? Her kadın evde harikalar yapıyorsa bu kadının meclisi de eli olması lazım ki meclisin daha demokratik, daha anlaşılır ve Türkiye nüfusun yarısı kadınsa onları temsil eden, meclise temsil edilmesi lazım. Biz bu ülkeyi zengin yapmaya geliyoruz. Bak çok net söylüyorum. Biz bu ülkeyi zengin yapmaya geliyoruz. Bütün ülkeyi zengin yapamayan siyasi iktidarlar kendi dönemlerinde kendi zenginlerini yaratarak gidiyorlar. Bu doğru değil. Yani Türkiye'nin %10'u zengin, Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ın dediği gibi %10'un zenginliğini %90'a fazla alıyor bunlar. Önemli olan %100'ün zengin olabilmesidir. Bu nasıl olur? Bağımsız Türkiye Partisi'nin tüzüğünde var milli ekonomi modeli. Milli ekonomi modelinde